Değerli izleyenler, yeni bir programla karşınızdayız. Ben İlhan Taşçı. Her ne kadar yaz tatili olsa da siyasette tabii ki tatil olmuyor. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi deyim yerindeyse hiç ara vermeksizin çalışmalarını, siyasi faaliyetlerini sürdürüyor. Bu sürdürme, bu çalışmalar sürerken bir taraftan, bir yandan Adalet Kurultayı hazırlıkları sürerken adalet yürüyüşünün ardından bir de Ankara'nın gündemine kumpas tartışmaları, CHP'ye yönelik kumpas tartışmaları ve Sayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik deyim yerindeyse amiyane tabirle tırnak içine bel altı vuruşlar başladı. Bunların nedenlerini konuşacağız. Adalet Kurultayı'da bu ayın sonunda yapılacak olan Adalet Kurultayı'nın koordinatörlerinden de olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan konuğumuz. Sayın Tezcan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten de siz hiç tatil yapmadan aralıksız koşturuyorsunuz yoğun bir şekilde. Çünkü 4 gün sürecek büyük bir kurultay hazırlığı var. Onu konuşacağız ama sıcak günden biraz önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da kumpas değerlendirmeleri yaptı. Şimdi bir şey dikkati çekiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü, adalet için yürüyeceğim, bu ülkenin geleceği için yürüyeceğim diye Güven Park'tan ilk adımı attığı günde çok kimse aslında ses çıkartmadı. Galiba birazcık böyle bu yürüyüşün yapılamayacağı, tamamlanamayacağı gibi bir beklenti vardı iktidar evet. tarafında. Fakat dünya siyaset tarihi açısından da bir rekora imza atılarak yaklaşık 500 kilometre yolu adım adım yürüdükten sonra ve arkasına binler milyonlarla yüründükten sonra hem Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hem de partinize yönelik çok ciddi saldırılar başladı ki bu saldırılar da her geçen gün sanki bir tık yukarıya vites yükseltir gibi bir tablo var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bir genel çerçeveyle başlayalım. Tabii önce teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum, buradan paylaşıyorum. Şimdi tek kelimeyle cevap vermek gerekirse korkuyorlar. Korkuyorlar. Korkmaya başladılar. Yani çok önemli bir noktadan girdiniz. Adalet yürüyüşüyle ilgili evet. Sayın Genel Başkanımız ilk yola çıktığında çok da fark etmediler, anlayamadılar, ciddiye almadılar. O yürüyüş tamamlanmaz diye düşündüler. Toplumda o kadar karşılık etmedi. O yürüyüş etkisi olmaz diye düşündüler. Toplumda karşılık bulmaz diye düşündüler ama düşündüklerinin hepsinin tersi çıktı. Ve Sayın Genel Başkan provokasyona gelmedi, tahriye gelmedi, tartışmaya gelmedi, çatışmacı bir üslup kullanmadı, kavgacı bir üslup kullanmadı, hala da kullanmıyor. Çünkü Türkiye'nin biz biliyoruz ki kamplaşmaya, kutuplaşmaya değil uzlaşmaya ihtiyacı var. Evet. Temel problemlerimiz kutuplaşma siyaseti üzerinden. Ve ne yazık ki AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan kutuplaşma siyasetini ilke edinmiş. Bunun üzerinden Türkiye'yi de bunun üzerinden şekillendirmeye çalışıyor. Aslında bir sürçülisan değildir. O söylediği işte 50 milyon... %50'yi zor tutuyoruz. Yani %50 rakamı, o 40 milyon rakamı. Yani referandumdaki toplumun bir kesimi ya da 50 milyon sadece referandum üzerinden değil, toplumun sadece bir kesimini tarif ederek bir toplum tahayyülü var. Evet. Eğitimi şekillendirirken bu tahayyül üzerinde şekillendiriyor. Siyaseti şekillendirirken bu tahayyüle göre şekillendirmeye çalışıyor. Ve siyasetteki kullandığı güçle toplumu bu biçimiyle yeniden tarif etmeye çalışıyor. Evet. Telaşları da siyasette kendi kontrol edemedikleri bir muhalefet istemiyorlar. Daha doğrusu kontrol edemedikleri bir alan istemiyorlar. Totaliter iktidarların özelliği budur. Hayatın her alanını kontrol etmek isterler. Öncelikle de siyasettir siyaset, kontrol tabii. edilecek alan. Söz dinlemeyen bir muhalefet istemiyorlar. Muhalefet olsun ama majestelerinin muhalefeti olsun, sarayın muhalefeti olsun, söz dinleyen muhalefet olsun diyorlar. Halbuki biz iktidara talip bir muhalefetiz. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip bir muhalefetiz. Türkiye'nin sorunları sadece bu anlatılan, verilen, göz önündeki olaylar değil. Evet. Bakın bir karar aldılar daha yakın zamanda. İthalatta, hububat ithalatında, buğday, arpa ithalatında gümrük vergilerini sıfırladılar. Şimdi Rusya domates ithalatını yasakladı. Evet. Türkiye'den domates almıyor. Niye? Kendi üreticimi koruyacağım diye. Biz buğday ve arpa ithalatından gümrük vergisini sıfırladık, dışarıdan istediğin kadar girsin. Ne olacak Türk çiftçisinin hali? Şimdi böyle bir tablo. Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmesi var şimdi. 3 artı 3 veriyor hükümet. Evet. 3 artı 3 veriyor. Ya Türkiye'nin temel meselesi bu. Doğru. Ya sendika o %16 istiyor. Hükümet 3 artı 3 veriyor. Şimdi büyümeden niye memurlara pay vermiyorsunuz? Ekonomi bir durgunluk içerisinde.
ekonomiyi canlandırmak için diyorlar ki bu banka kredi güvence fonlarından, garanti fonundan 250 milyar dolar piyasaya para aktardılar rahatlasın diye. Hı hı. E biz de diyoruz ki oraya aktardığın parayı asıl rahatlama memura vereceğin para, hem memur rahatlasın hem piyasa rahatlasın. Evet. Niye vermiyorsun? Vermiyor. İşte bu mesele Türkiye'nin bütün bu temel meselelerini taşıyıp iktidara gelerek çözecek bir siyaset kurumuna ihtiyaç var. Tabii böyle bir çözüm üreten siyaset AK Parti iktidarı için son demek. Bundan da ciddi biçimde rahatsızlar. İktidardan uzaklaşmamak üzere gerilim siyasetini tırmandırmaya çalışıyorlar. Bu son dönemde özellikle tehdit ve şantaj üzerine kurulu anlayış da bunu gösteriyor. Biz Sayın Erdoğan çıkıp konuşmayı yaptığı zaman çok açık bir şey söyledik. Bir, ortada bir suç yoktur. Evet. İki, yani bir suç denebilecek bir fiil yoktur ortada. Suçtan bahsedemezsiniz. Eğer bir hukuk devletinden de söz edersek evet. En önemli argüman bu. İki, uydurduğunuz suçu işleyenin Enis Berberoğlu olduğunun bir delili yoktur. Yani suçu uydurdunuz. Bunu işleyenin Enis Berberoğlu olduğunun bir şeyi yoktur. Delili yoktur. Bunun üzerinden hüküm kurdunuz. Bu bir kumpastır dedik. Şimdi bunun üzerinden de Genel Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeye çalışıyorlar. Gelebilirler mi? Gelemezler. Gelseler ne olur? Gelseler hiçbir şey olmaz. Sadece Türkiye'de gerilimi yükseltirler. Başka bir şey olmaz. Gerilimi artırırlar. Çünkü baştan da söylüyoruz. Verilemeyecek bir hesap yoktur. Ortada bir de suç yoktur. Şimdi bu tablo üzerinden Erdoğan çıkıyor. AK Parti Genel Başkanı. Ben diyor içeriden haber aldım. Enis Berberoğlu haber yolluyormuş. Ben iki aya kadar çıktım. Çıkamazsam hesabını siz düşünün. Yani hesabını verirsiniz. Gerisini evet. Siz düşünün mealinde bir şey. Sen içeriden nasıl haber aldın? Hadi onu koyduk bir tarafa. Yani haber almaksa ben dün de söyledim. Haberin babası mektupla geldi. Evet. Enis Berberoğlu'nun avukatları çıktılar açıkladılar. Bunları söylenenler külliyen yalandır diye. İnkar ettiler hepsini. Yani böyle bir şey yoktur dedi. Şimdi böyle bir tablonun üzerinden biz de dedik ki bu bir örtülü ahlaksız tekliftir. Evet. Yani üslup bunuzu bozdunuz diyor şimdi Mahir Ünal çıkmış. Bozduğumuz üslupsa sadece bu ahlaksız teklif. Bunun üslup bozmayla bir ilgisi yok. Yani örtülü bir ahlaksız teklif. Sen kendinin biz seni kurtarırız bunun için sorumlu Kılıçdaroğlu'dur de, biz de sana sahip çıkalım demenin başka yani cümlelerle kurulmuş şekli. Böyle ifade etmeye çalışıyor. Şimdi bunu söyledik. Şimdi bu hakikaten de ahlaksız bir tekliftir. Ama biz o zaman da bu açıklama yapılmadan önce de söyledik. Ne Sayın Enis Berberoğlu bu teklife icabet eder, öyle bir pozisyonda değildir. Ne de böyle bir teklif bizi korkutur ya da yıldırır. Sonuç alamayacağınız işlerle meşgul oluyorsunuz dedik. Bir telaş içerisindeler. Başta sordunuz neydi o telaş diye. Korkuyorlar. İktidarın altlarından kaydığını görüyorlar. İşte bunu bir şekilde metal yorgunluğu diye tarif etmeye çalışıyor. Yani partisinde metal yorgunluğu vardır yoktur onu bilmem. O parti o bizim, bizim işimiz de değil ama biz bir şeyi biliyoruz. Türkiye'de bir Tayyip yorgunluğu var. Evet. Türkiye siyasetinde bir Tayyip Erdoğan yorgunluğu var. Yordu siyaseti. 15 yıldan bu yana devam eden bir AK Parti yorgunluğu var. Millet yoruldu. Şimdi bu AKP'nin kendi içinde de bir yorgunluk var. Yani mesela çok özür dilerim araya girdim ama mesela AKP'nin kuruluş yıl dönümüne önceki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün gönderdiği mesaj manidar bir mesaj. Yani kurduğumuz AKP'yi kurduğumuz günkü değerlere yeniden sahip çıkma ihtiyacı diyor. Aslında şunu söylüyor diyor ki o günkü kurucu ayarlarınıza dönün diyor. Kuruluş değerlerimizden uzaklaştık diyor. Söylemek çünkü Erdemliler hareketi diye harekete başlamışlardı aslında. Söyledikleri odur. Aslında tabii satır aralarında söyledikleri şey parti içerisinde bir tek adam diktatörlüğü yarattınız. Onu Türkiye'ye de taşıyorsunuz demek istiyorlar muhtemelen. Onu anlatmıyorlar. Zaten o kurucu kadronun büyük bir bölümü dışarı çekildi dışarıda. Neredeyse kimse kalmadı o kurucu yani kadrodan. Şimdi onların tamamı uzaklaştı dışarıda. Başka yerlerde duruyorlar. Tabii böyle bir sürecin Türkiye'ye çıkaracağı ağır ve ciddi bir fatura bu var. Bu kaygı şey mi? Yani hani korktular diyorsunuz ama neden korktular? Birinci soru. İkincisi de şu. Tabii ki Erdoğan'ın siyaset yapma biçiminin en son geldiği noktadaki
en büyük hayali 2019'daki seçime kilitlenmiş, endekslenmiş bir şey. Yani bir anlamda sadece iktidarın değil, 2019'daki bir başkanlığın da çantada keklik olmadığı kaygısı. Korku oradan zaten. Asıl korku oradan. Çünkü yani. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık adalet yürüyüşünden, yani daha doğrusu hatta biraz daha takvimi geri alırsak, 16 Nisan referandumundan sonra sadece CHP'nin lideri, genel başkanı olma sıfatının dışında %49'un genel başkanı tablosuna oturdu ya da pozisyonuna geldi. Hani bu mu bir tedirginliği artırıyor? Zaten korkudan kastım o. Demin yarım kaldı. Yani parti içerisinde metal yorgunluğundan bahsediyor. Ondan iç meselesi dedik. Ama Türkiye'de bir Tayyip Erdoğan yorgunluğu ve AK Parti yorgunluğu ortaya çıktı. Özellikle Tayyip Erdoğan yorgunluğu ortaya çıktı. Son referandumdan sonra aslında %50'nin üzerindedir o rakam. Mühürsüz seçimle çalınmış bir seçimdir. O son referandumda bir şey çok net olarak ortaya çıktı ki toplumun önemli bir yarısı, hatta yarısından fazlası. Tek adam rejimine hayır diyor. Evet. Bunlar tek adam rejimi kurmak istiyorlar. Bütün çabaları, beklentileri, enerjileri bu doğrultuda. Ve şimdi örgütlerinin il kongrelerine kadar gittiğinde o metal yorgunluğunu anlatırken başka bir şey daha anlatıyor. Onu oraya bağlayacaktım demin. Diyor ki %51'i almak kolay değil diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor aslında. Bizim için de kolay değil, onlar için de kolay değil. Onu görüyor ve doğru söylüyor. İlk defa seçimin sonucundan çok ciddi biçimde endişe ediyor, korkuyor. Daha doğrusu ilk defa değil, bir 7 Haziran sonucundan ciddi endişe etmişti, korkmuştu. Zaten Kasım'da 1 Kasım'a yeni. Onun için o sonuçlardan bir hükümet çıkmaması için elinden geleni yaptı sarayda. Kurdurmadı yani. AK Parti'ye hükümet kurdurmadı. Ondan sonra da Türkiye işte bugün geldiği nokta. Nerelere geldi? Bunların belki hiçbirisini yaşamayacak. Türkiye'de ne 15 Temmuz darbesi ne de terörle ilgili bu meselelerin yaşamayıp daha sorunları çözen, suhulet içerisinde uzlaşmayı sağlayan bir hükümet çıkma imkanı vardı. Onu da engelledi. Korku bu. Şimdi görüyor. %51'i alamayacağını anlatıyor da zaten. Bizim söylememize gerek yok. %35 de diyor. %40 da diyor. İktidar yok artık. Artık %51'i nasıl bulacağız diye kendisi de dönüp araştırıyor. Bulamayacaklar. Telaş biraz bunun telaşı. Bunun için bir kutuplaşma. Bunun için şunu yapmaya çalışıyor. Siyaseti kriminalize etmeye çalışıyor. Evet. Kendi dışında, kendi kontrolü dışındaki herkesi suç örgütü gibi göstermeye çalışıyor. Bir iktidar var, kendi iktidarı. İki, kendi iktidarına destek olan bir muhalefet kesimi var. Bunun dışındaki bütün muhalefet suç örgütü. Suç örgütü. Ve siyasetin dili ihanet üzerinden şekillenmeye başlıyor. Benim dışımdaki herkes ihanet içerisinde. Halbuki şimdi bir ihanet, bir casusluk, yargı süreci de böyle işliyor. Eğer bunlara bakılacak olursa şimdi AK Parti iktidarı döneminde Türkiye bugün en belalı örgütlerden birisi olan birisi PKK, birisi IŞİD, birisi de FETÖ. Şimdi devleti teslim alma konusunda bu en belalı örgüt sizin devri iktidarınızda devletin devlet gemisinin başına geçti. Kaptan oldular. Ben söylüyorum, siz de o gemide tayfa oldunuz. Yani FETÖ devlete sızmamış. Siz FETÖ'ye sızmışsınız neredeyse. Öyle olmuş yani, devletin bir kesimi FETÖ'ye sızmış. Teslim etmişler devleti FETÖ'ye. Şimdi bu tablo içerisinde silahlı kuvvetlerin kozmik odasına bu terör örgütünü soktular. Soktular. Oradaki devletin silahlı kuvvetlerin en gizli bilgilerini, mahremini uluslararası istihbarat örgütlerine açtılar. Kimin zamanında oldu? Bu hükümetin zamanında. Canım biz girmeyin diyemezdik. Nasıl diyemezdiniz? Yani 17-25 Aralık'ta 25 Aralık sürecinde İstanbul'da arama yapmaya geldiklerinde sakın. Tabii sokmadınız. Evet. Yani İstanbul'da kendi yakınlarınızın evine sokmadıklarınızı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına girmek söz konusu olduğunda nasıl engel olamadınız da soktunuz? Ki ülkenin çıkarları. Tabii herkes biliyor ki o kozmik odaya girmeyi sizin üzerinizden tarif ettiler. Bülent Arınç'a suikast yapılacak hem diye. Hem de Manisa'da olduğu gün Ankara'da suikast yapılacak. Bütün bunları, yani her şeyi biliyordunuz da bunları bilmiyor muydunuz? Herkes çok iyi biliyor ki kozmik odaya o gün giren FETÖ hükümet desteğiyle girmiştir. Hükümet takviyesiyle girmiştir. Dolayısıyla bir casusluk aranıyorsa tam da casusluk budur.
hükümet gücü ve desteğiyle Kozmik Oda'daki bilgiler yabancı istihbarat örgütlerine verilmiştir. Verilmiştir, doğru. Hatta o zaman Sayın Bülent Arınç demişti ki Türkiye bağırsaklarını temizliyor gibi bir ifade kullanmıştı. Yani. Evet. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu aslında. Evet. Doğru, yani bütün şey kavga 2019 kavgası, korku 2019'un korkusu. Tabii belki de buradaki bütün şeyi ne diyelim denklemi değiştiren şey aslında Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle başladı. Tabii adalet yürüyüşünden sonra toplumun sizden, partiden başka bir beklentisi var. Çünkü adalet yürüyüşü dediğim gibi dünya siyaset tarihine de not edilmiş bir eylem biçimiydi. Yeni bir şey yapmanızı bekledi. Bütün toplumun farklı kesimi, sadece parti. Tabii şimdi bir şey fikriniz var. İşte adalet kurultayı. İşte 26'sıyla işte 30'u arasında Çanakkale'de bir adalet kurultayı. Siz ilk açıklamayı yaparken şöyle demiştiniz. Tabii o çok taze bir açıklamaydı. Arzu hali olan herkes gelsin, evet, halini anlatsın. Hani o eski arzu halciler vardı. Evet. Bir anlamda ona da bir göndermeydi. Geldiğimiz noktada, çünkü artık takvim daralıyor, zaman artık geri sayım başladı bir anlamda. Buradaki muradınız ne? Çerçevesi ne olacak? Buradaki adalet kurultayının sonucu itibariyle beklentiniz ne? Bir üçüncü sorum da, kimler konuk olacak? Yani özel davetliler var mı? Çünkü siz sürprizler olabileceğini söylemiştiniz ilk açıklamayı yaparken. Evet. En azından bizimle paylaşabileceğiniz kısımlarını. Tabii. Şöyle, adalet kurultayını ya da bundan sonraki bir başka eylemi adalet yürüyüşüyle kıyaslamak doğru olmaz. Ondan özenle kaçınmak lazım. Çünkü o kendi formatında bir başka hareketli, aniden ortaya çıkan ve çok geniş bir kesimi kucaklayan, gelmeyenleri bile gönüllerinin orada olduğu bir farklı eylem biçimiydi. Hatta AKP'ye oy vermiş 3 kişiden 2 kişi de olumlu bulduğunu beyan etti. Evet diyenlerin, gençlerin 3'te 2'si olumlu buluyor. Evet diyenlerin 3'te 1'i, gençlerin 3'te 2'si olumlu buluyor. Öyle bir ciddi şeydi, bir farklı formatta bir eylemdi. Bunu kendi yerine oturtmak lazım. Bunun dışında tabii o bitince çok talep geldi bize. Hatta dediler ki ya yürüdük bir de konuşalım. Yani adaletle ilgili söyleyecek bir sürü şeyimiz var. Hani yürürken konuşamıyoruz, bir de bunu bir durarak bir konuşalım bakalım. Herkesin derdini anlatsın diye çok talep geldi. Bu çerçevede tabii bu konuyu bir ay konuşsanız bitiremezsiniz. Türkiye'de o kadar çok adaletsizlik alanı var ki. Doğal olarak belli başlıkların içerisine koymamız lazımdı. 8 temel başlık koyduk. Bazen uysa da uymasa da o 8 temel başlığın alt başlıklarına başka içinde maddeleri koyuyoruz. Ama o ana başlıklar anlattık. Mahkemede adalet, devlette adalet. Mahkemede adalet, yargıyla ilgili problemler, özgürlükler, işte hukuk alanındaki bütün o problemleri konuşacağımız alan. Devlette adalet, devlet çöktü. Liyakat sistemi kalmadı. Evet. İşte en son ÖSYM'de yaşananlara bakın. Geçen ay 2 milyon adayı ilgilendiren hata yaptılar. 2 gün önce de 4 bin küsur öğrencinin pozisyonunu yerleştirme sırasını değiştiren hata yaptılar. Bir dakika geç kaldı diye çocukları sınavlara almıyorlar. Ama 4 bin küsur çocuğun pozisyonunu bu hale sokanlar hiçbir hesap vermiyor. Yani ben her yerde söylüyorum, o çocukların gözyaşları içerisinde boğulursunuz. Şimdi işte devlette adalette bunu konuşacağız. Liyakatı çökerttiniz. Sadakat esasına dayalı devlet kurumunu, devlet kurumunun alışkanlıklarını, geleneklerini çökerttiniz. Devlet soğuk ve baskıcı bir mekanizma haline geldi. Evet. Kucaklayan, şefkatli bir devlet görmüyor vatandaş artık. Bunu konuşacağız. Ondan sonra seçimde adalet, seçim usulsüzlükleri, tabii, kampanya korkunç adaletsizlikleri, bütün bunları konuşacağız. Geçimde adalet, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri konuşacağız, işsizliği konuşacağız, yoksulluğu konuşacağız. Biraz önce söyledik, işte tarımda sıfır gümrük vergisiyle hububat alıyor. En fazla, en pahalı mazotu kullanan çiftçi bizim var. Çiftçimiz, bunları konuşacağız. Tarım çöktü, fındıkçı perişan, bunları konuşacağız geçimde adalette. Ondan sonra inançlı adalet, herkes yaşam tarzına müdahale etmeden inandığı gibi yaşayabileceği bir ülke istiyoruz barış, huzur içerisinde. Bunları konuşacağız. Devletin inançları tarif etmediği, inançların özgürce yaşanabileceği bir alan yarattığı bir ülke istiyoruz. İnançlı adaleti konuşacağız. Ondan sonra eğitimde adaleti konuşacağız, müfredat, bütün aile...
Öğrenciler şikayetçi, öğretmenler şikayetçi, aileler şikayetçi ama eğitim üzerinden yeni bir toplum şekillendirilmeye çalışılıyor. Bir yeni kültürel hegemonya kurulmaya çalışılıyor. Ortak değerlerimiz eğitim kullanılarak tahrip edilmeye çalışılıyor. Bunları konuşacağız. Yaşamda adalette bir arada yaşamayı konuşacağız. Huzur içerisinde bir arada yaşayabilmeyi, teröre karşı nasıl durabiliriz, nasıl terör belasından kurtuluruz. Bunu konuşacağız. Kadına şiddetten nasıl kurtuluruz, bunu konuşacağız. Gençliğin problemlerini konuşacağız. Bütün bu alanda medyada adaleti konuşacağız. İşte sizin alanınız. Tabii. Yani Türkiye'deki medya kuruluşlarına bakın, kaç tanesi iktidarın ağzına kontrolünde, kaç tanesi iktidardan korktuğu için söylemek istediğini söyleyemiyor. Bütün bunları tamamını konuşacağız. Şekillendi. Yani 4 gün 26'sıyla 29'u arasında herkesi çağırıyoruz. Orada adalet bir yaşayan adalet şehri olacak. Orası Çanakkale, 4 gün. Genel başkanımız 4 gün orada olacak. Bunları ana panellerde tartışacağız. Konusunda uzman çok sayıda, işte biraz önce söylediğiniz zamanında AK Parti'nin kuruluş ilkeleri çerçevesinde yer almış ve sonradan hayal kırıklığına uğramış, kuruluş ayarlarınıza dönün diyen değerli devlet adamları, siyasetçiler gelecekler, konuşacaklar. Hukuk alanında yine o çerçevede değerli hukukçular gelecekler, bunları tartışacaklar. Ama bir de alt atölye çalışmalarımız olacak. O atölye çalışmalarında daha alt meselelerde konunun uzmanları tartışacak. Mesela tutuklu gazetecileri bir alt başlık olarak konuşacağız. İşsiz gazetecileri bir alt başlık olarak konuşacağız. Örneğin işte vergi adaletini bir alt başlık olarak konuşacağız. Vatandaşın cebini yakan bu adaletsizlikleri konuşacağız. Bunun gibi alt başlıkları konuşacağız. Adalet anıtı yapacağız. Herkes bir tuğla koyacak. Adalet anıtı, herkesin koyduğu tuğlayla Çanakkale'de bir anıt yükselecek, kalıcı olacak. Yani ben de buraya geldim, bu anıtta benim de tuğlam var. Adalet için bir tuğla koy diyoruz. Onlara birer sertifika vereceğiz. Her tuğla koyanın elinde bir sertifikası olacak. Hikayeni anlat diyeceğiz. Hikayesini anlatacak gelenler, uğradıkları adaletsizlikleri. Bunlar yani çok yaygın, fırsat buldum anlatıyorum. Zamanımız nasıl bilmiyorum ama. Var vaktimiz var. Varsa tamam. Ondan sonra adalet sandığı koyacağız. O adalet sandığına hikayeni yaz da gel diyoruz. Kendisi hikayesini yazacak, koyacak. Onu kitaplaştıracağız. Türkiye'de hangi adaletsizlikler varmış? Herkes bakacak, görecek. Bir anlamda adaletsizliğin fotoğrafı tabii, çekilmiş bir tarafta, olacak. Bir tarafta işte film gösterimleri olacak. Bir tarafta sergiler olacak. Hafıza sokağımız olacak, yaşanan adaletsizliklerin sergilendiği, bütün bunları konuşacağımız, göreceğimiz, hatırlayacağımız, dayanışacağımız, tartışacağımız, çözümler üreteceğimiz bir alan olacak. Ne bekliyorsunuz diyorsunuz? Burada bir kere çok şey, öncelikle adalet konusunda adalet hiçbirimizin tek elinde değil, hepimizin ortak dayanışması ve üretimiyle yaşatılacak, gerçekleştirilebilecek bir kavram. Unutturulmak istenen adaleti hatırlatıyoruz. Yok edilmek istenen adaleti yeniden kurma üzerine bir beraberlik yakalıyoruz. Ortak bir iş yapacağız. Birlikte aynı atmosferde adalet konuşacağız. Adaleti soluyacağız. Orada nasıl bir adaletli Türkiye istiyoruz bunu konuşurken onun için birlikte bir şeyler yapabilme kültürünü de kazanacağız. Evet. 4 gün Türkiye bunu konuşacak. Dünya bunu konuşacak. Buradan bir önemli farkındalık ve beraberlik çıkacak. Adalet yürüyüşünde çıktı. Burada da daha farklı bir formatta aynı şekilde devam edecek. Peki Sayın Kılıçdaroğlu bütün bu şeyleri izleyecek mi? Yani programları takip orada kalacak, kendisi. Orada yatacak. 4 gün 26'sından 29'una kadar, programın sonuna kadar Genel Başkanımız Adalet Kurultayı'nda olacak. Panelleri dinleyecek, sergileri gezecek, vatandaşla birlikte olacak. Sadece Genel Başkanımız değil, gelen bu konudaki bütün, ben buraya katılıp ben de gelenlerle buluşmak istiyorum diyenlere tabii ki onda bir kısıtlama açık. Yok yani isteyen herkes tabii, yani. Tabii. Ama Genel Başkanımız sürekli orada olacak. Anladım. Yani hani katılımcılar açısından da, yani yurttaşlar açısından da bir yok. İsteyen özellikle herkes de çağırıyoruz. Yani bakın çok açık söyledik. Sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar, laik, işte cumhuriyetçi, kendini nasıl hissederse ve tarif ederse etsin. Ama adalet ortak paydasında orada buluşalım diyoruz herkes. Tabii burada şöyle bir şey de var. Şimdi
medya dediniz ya, hani medya başlığını da tartışacağız. Medyada adaleti, işsizleri. Hatta önceki gün işte dışarıdaki gazeteciler bir açıklama yaptılar. Yani kendileri de bir kumpasla ilgili olarak. Bir şey dikkatimi çekmeye başladı son dönemde. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmazdan önce medyada konuşacakları yazılmaya başlanıyor şimdi. Ya medya yazıyor, Cumhurbaşkanı konuşuyor, ya da Cumhurbaşkanı, hani gene doğrusu şudur dünyada da evrensel basın ilkeleri açısından, sonuçta siyasetçi veya lider kimse konuşur, gazetelerde de ertesi gün medyada da yer alır. Ama bizde bu havuz medyasıyla birlikte yeni bir sistem başladı. Önce onlar yazmaya başlıyorlar, biraz yol alıyorlar. Ondan sonra bakıyoruz mesela işte Sayın Cumhurbaşkanı veya parti sözcüsü. Mesela bugün havuz medyasına baktığımızda Sayın Mahir Ünal'ın açıklaması sanki basında hazırlanmış, Mahir Bey kullanmış gibi tabii, bir tablo var. Aynı şey Cumhurbaşkanı için. Ona yorumunuz nasıl? Yani dikkatiniz çekti mi hiç? Yani şöyle, aslına bakarsanız bunu daha önce bu FETÖ ile beraber geliştirdikleri bir taktik. Evet. Bir yöntem, daha doğrusu taktik değil, doğrusu taktik de denebilir. Onlarla beraber geliştirdikleri bir yöntem. Bunu ittifak halindeyken. Ya patenti FETÖ'ye ait aslında. Yani onlar mı icat etti, beraber mi icat ettiler İlk bilmiyorum. İlk onlar başladığı yani, için kumpas işlerine. İşte birliktelerdi, onun için söylüyorum. Birlikte icat ettiler. Yani o işi yaparken FETÖ icat etmiş olabilir. Onlar öyle çok mahir bu konularda. Ama o zaman beraberlerdi. Hatırlayın, evet, gazetecilerin evleri basılırken, rahmetli Türkan Saylan'ın evi, evet, basılırken, işte eski Adalet Bakanı'nın evi basılırken, bütün o gazetecilerin, işte balbayların vesaire evleri basılırken basın ordusuyla gidilirdi. Tabii. Operasyona öyle gidildiği nerede görülmüş? Hatta önce, daha gidilmeden alt yazı geçiyordu TRT. Mesela iddianameler şey yapmadan, daha mahkemeye verilmeden veya avukatlar daha alamadan, sanık avukatları iddianameleri, o medya kuruluşlarına iddianameler servis edilirdi. Gözaltına alınacak, tutuklanacaklar listeler, isimleri, listeleri önceden o gazetelerde yayınlanırdı. Şimdi o gazeteler o zaman işte FETÖ'cü gazetelerdi, beraber yapıyorlardı. Evet. Arkasında da hükümet vardı. Hı hı. Birlikte yaptılar. Şimdi yollar ayrıldı. O gazeteleri kapattılar, şey yaptılar ama başka gazeteler çıktı. Başka yayın kuruluşları çıktı ama yöntem aynı. Yöntem. Yani aktörlerin biri gitti, öteki duruyor ama aynı yöntemlerle devam ediyor. Bunlar işte kumpas yöntemidir bu. Bu yöntem kumpas yöntemi. Nedir o kumpas yöntemi? Önce bir suç uydurursunuz. Ondan sonra rehin alırsınız o suça bağlı. Sonra rehin aldığınızın üzerinden yeni hedefler gösterir, onlara saldırırsınız. Evet. Ve siyaseti, süreci buna göre dizayn etmeye çalışırsınız. İşte bu yapılanlar o. Yani bir suç ya da bir fiil, bir eylem uyduruluyor. Bir şey, o önce medyada yaygınlaşıyor. Ya tıpkı 7 tane soru soruyor. Ya 7 tane sorunun cevabının hepsi evet olsa ne olacak? Ne yani değişecek? Ne olacak? Ne değişecek? Siz Türkiye'de Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bazı işlerin içerisine girdiniz mi, girmediniz mi? Şu mesele budur aslında. Girdiyseniz bunu birileri çıktı söyledi diye o insanlara suçlu muamelesi yapamazsınız. Ortada suç var diyemezsiniz. Söylemeyeni de söyledi diye sepetin içine atamazsınız. Oradan siyaset dizayn etmeye kalkmazsınız. Şimdi biz kumpas lafını söylediğimiz zaman, kumpas deyince bizim aklımıza işte başka şey geliyor, kaset geliyor demiş Mahir Ünal. Doğru, çünkü o işlerin altında da parmağınız var. Yani o işler sizin yarattığınız bir ortam ve pozisyonda oldu. O kişileri oralara siz getirdiniz. Onlara devletin kapısını siz açtınız. Onlara imkanları siz verdiniz. Yani bu süreçten hiç haberiniz olmadan bunların yürüdüğünü söylemek çok da inandırıcı değil. Aptal olmak lazım buna inanmak için. Onların ürettiği kumpas ürünlerini alanlarda propaganda aracı olarak kullandınız. Tabii. O kasetleri propaganda, hem MHP hem CHP ile ilgili o kaset kumpaslarını meydanlarda propaganda aracı olarak kullandınız. Doğru. Şimdi siz kalkıp da buradan bir başkasına söyleyecek bir sözünüz yok. Bunları yaratan, üreten, patenti sizde. Doğru. Bu işin patenti sizde. Hatta mesela Ergenekon balyoz sürecinde, yani sizler işte bu bir kumpas davasıdır dediğiniz noktada biz bu davanın savcısıyız diyorlardı. Tabii. Savcısıyız diyorlardı. Hatta işte ve avukatıyız dedi diye genel başkanımız, o zamanki genel başkanımız, ben de bu davanın avukatıyım dediği zaman kıyameti kopardılardı. Ne oldu şimdi?
Avukat mı haklı çıktı, savcı mı haklı çıktı? Savcı neredeyse kendisi derdest oluyordu. Baktı ki durum pahalı. Evet. Savcısı olduğu davada kendisi bu sefer derdest edilecekti. Ondan sonra iş döndü. Baktı ki avukat haklıymış. Oraya geldi. Onu gördü. Ki bir de şeydi yani şimdi eğer bir suçluyla ilişkiye bakılacaksa birazcık geriye baktığımızda işte başbakan yardımcısını Pensilvanya'ya gönderip Hoca Efendi'nin talimatları, emirleri var mı gidin alın gelin diyen iktidar. Tabii. Dışişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlayıp büyükelçiliklere FETÖ'nün okulları için bütün her şeyi çalışmaları yürütün. Yani bunlar resmi belge. Tabii. Yani biraz önce tabii. siz konunun başında tabii. dediniz ya bir delile ihtiyaç varsa herhalde siz hukukçusunuz. Bunlar bir kanıt tabii. sayılmaz mı? Tabii. Sayılır da işte bağımsız bir yargıya ihtiyaç var. Evet zaten. Şimdi bakın 17-25 Aralık'ı baz alıyorlar. Bütün bu soruşturmalarda evet. diyorlar ki 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ terör örgütüydü. Öncesinde bir şey yok. Soruşturmalar da buna göre yapıyorlar. Tabii. Mahkemeler de buna uyuyor. Hukukta uyuyor. Böyle bir şey yok. Peki ben bir şey soruyorum şimdi. Merak ediyorum. 17-25 Aralık'ta Hüseyin Gülerce'yi Pensilvanya'ya gönderdiler. Başka aracılar da gönderdiler. Fehmi Koru mesela gitti. Fehmi Koru gitti. Anlaşalım dediler. Fehmi Koru'yu gönderdiler. Sulhname için. Ve onunla ilgili aracılar soktular. Ve o süre içerisinde anlaşalım dediler. Hatta çok özür dilerim. Fehmi Koru kitabında bir şey yazdı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kastediyor. Sayın Erdoğan beni çağırdılar. Uçağa bin. Kastedilen uçak devletin evet, uçağı. Evet. Devletin uçağı yani. Yoksa parasını verip tarifeli sefer değil. Özel uçak olarak gönderelim de o da kitapta yazıyor zaten. Hayır ben normal tarifeli uçakla giderim. Hani o da bir evet. lütufta bulunmuş. Evet yani niye yolladılar? Gidip anlaşmak için yolladılar. Bir. Evet. Bunu yazalım not edelim. İki. Ombudsmanı dönemin ombudsmanını Zekeriya Öz'e yolladılar. Evet. O zamanki soruşturmalarla ilgili ya kapatın bunu diye. İki. Üçüncüsü çıktılar dediler ki bu tartışmalar sırasında yetkililer bir an önce uzlaşalım. Bu kavga hepimize zarar verir. Hepimiz gidiyoruz. Biz varsak beraberiz dedi. Yani Sayın Bülent Arınç'ın o dönemde açıklaması vardır. Cemaat bilsin ki biz varsak siz varsınız. Yoksak siz de yoksunuz diye açıklamaları var. Şunun için söylüyorum. Şimdi peki o zaman çetenin başı Fethullah Gülen anlaşmayı kabul etseydi. Yani Fehmi Koru gittiğinde o sulhname imzalansaydı. O aracılık faaliyeti başarılı olsaydı ve anlaşmış olsalar idi. Mutabakata varsalardı. Mutabakata varsalardı. O zaman FETÖ suç örgütü olmayacak mıydı? O tarihe kadar yaptıkları ne olacaktı? Kapatacaklardı. Kapatılacaklar. Öyle değil mi? Niye yolladınız? Bu tabloda o çıkacak. Yani devletin başındaki suç örgütüyle anlaşma yapar mı? Yapmaz. Niye yolladın? Uçağını veriyorsun. Tabii. Özel görevli gönderiyorsun. Kapatalım bunu diyorsun. Anlaşalım birbirimize zarar vermeyelim. Yani bu şu demek değil mi? Terör örgütüyle, Fethullahçı terör örgütüyle benim üzerime gelme ben de seni görmeyeyim anlaşması değil mi? Bunları ben söylemiyorum. Bunlar kayıtlarda söylenen şeyler. Gönderdiğini itiraf etmedi mi? Sayın Erdoğan'ın itirafı yok mu bu konuda? Doğru. Aracılıkla ilgili. Ama anlaşma sağlanamadı. Sağlansaydı anlaşmış olacaktı. Hatta o anlaşma sağlanamadığı için onun üzerine Sayın Erdoğan dedi ki ne istediler de vermedi. Evet. Hani daha istedikleri evet. olsaydı onu da verecekti tabii, yani o mutabakata tabii. varabilmek için. İşte o bir çaresizliğin ve şikayetin ifadesiydi. Yani o yüzden şimdi kalkıp da kimseye biz FETÖ ile mücadele ediyoruz diye bir samimi görüntü vermeleri mümkün değil. Her zaman söylediğimiz bir şey var, hala söylüyoruz. Olağanüstü hal darbenin siyasi ayağını gizleme aracı olarak kullanılıyor. Evet. Darbenin siyasi ayağı bugün olağanüstü hal yetkisini kullananlara kadar uzanıyor. Bakın 10 tane genci tutukladılar. Beşiktaş şeyinde tribünde sanıyorum. Evet, evet maç sırasında. Pankart açtı diye ya. Yani pankart açtı diye Nuriye ve Semih pankartı açtı diye yaşasın diyor. Ha bu kadar yaşa yani ölüm güzellemesi yapmadı diye yaşasın diye terör örgütüne destekten tutukladılar çocukları. Yani şimdi bunun izah edilebilir bir yanı var mı? Bunu tutuklamaya sevk eden savcıya soruyorum. O tutuklama kararını veren hakime soruyorum. Vicdanlarınızda rahat mısınız? Evet. Ya lanet olsun oturduğunuz koltuk oturmayı verin.
Bu kadar böyle bir şey var mı? Yani insanın o zaman değerdi diyeceği bir zamanı olmalı. Vardır. İşte o meşhur Kelebek romanı vardır. Onun bir de filmi de vardı. Evet. Adam cezaevinden çıkacağı zaman o kadar baskı altındadır ki gider bir gardiyanı öldürür. Olur. Çıkacağı zaman birine bir suç daha işler. En sonunda ömrünün tamamı cezaevinde geçer. En son sorarlar. Ya işte çıkmana bir hafta kalmış. Çıkacaksın, tahliye olacaksın. Katlansaydın değer miydi? Niye yaptın dediğinde adam durur. O zaman değerdi der. O zaman. Yani o evet o zaman. Yani insanın değer sistemi içerisinde bazen ben tabii böyle bir suçu överek söylemiyorum. Bir duruşu anlatıyorum. Tabii ki. Yani herkes için, savcılar için, hakimler için, yani bulunduğu pozisyonda olan herkes için söylüyorum bunu. Direneceğiz. Tabii. Bu zorbalığa karşı hepimiz bulunduğumuz yerde direneceğiz. Bakın dünün zalimleri bugün yargılanmaya başladılar. Evet. Bugünün zalimleri de yarın yargılanacaklar. Yani bunu herkes bilsin. O yüzden... Aslında en iyi de hukukçuların, savcıların, hakimlerin bilmesi evet, gerekiyor. Evet, yani tamam bazı şeyleri insanların baskı altında hangi pozisyonda olduklarını anlayabiliyorum. Ama başka bir şey daha var ki bu kadar bariz ve açık bir pozisyonda hukukçuluğunuzu unutmayın. Çünkü iktidarlar gelip geçicidir ama yapılanlar tarihe not düşen şeyler kalışın. Tabii ki mesela yani bir de şey hani tarihe öyle bir not düşülür ki kimi isimler tarihteki yerleri çok başkadır. Hele hele hukuk tarihi açısından baktığımızda işte ne bileyim işte gençlerin asılmasına imza atmış hakimler hiç kimse unutmaz mesela. Hep vardır yani mesela Zekeriya Öz ne dediler? Heykeli dikilecek dediler. Kahraman dediler. Kim kaçtı dedi? Şimdi? İktidar dedi. Şimdi en kötü adam Zekeriya Öz oldu. Evet. Kaçtı arkasından bir kötü adam olduğu doğru da. Yani güzelleme sanki, yapıyor olmaları kötüydü. Evet, yani diyorum. kötü adamı buralara getirenler şimdi işte onu iyi adammış aslında. Gibi çıkıp konuşuyorlar. Sıkıntı burada. Ve dediğiniz gibi aslında hukukçuların şunu görmesi gerekiyor galiba. Kullanıp atılıyorlar. Evet. Yani kullanıp atılıyorlar. Eğer hukuka sığınırlarsa en azından değer miydi? Evet değerdi. Hukuk için yaptım diyebilirler orada. Evet. Tabii bir de vaktimiz daralıyor. Son adalet kurultayıyla ilgili bir şey soracağım. Kurultayın sonunda bir sonuç bildirgesi gibi, bir manifesto gibi bir çalışma yapılacak mı? Ya da bununla ilgili bir karar var mı? Şöyle çok sayıda ürün ortaya çıkacak. Evet. Tabii manifesto meselesi 8 ayrı konu var. O manifesto akışın içerisinde ortaya çıkar. Önceden evet. Böyle bir hedef koymak doğru olmaz. Ama çok sayıda ürün çıkacağı açık. Mesela ana çalıştaydan önce insan hikayeleri bölüm var. Canlı anlatacaklar yaşadıkları adaletsizlikleri. Onu ayrı kitaplaştıracağız. Adaletle ilgili ana çalıştay sonuçlarını ayrı kitaplaştıracağız. Paneldeki panel sonuçlarını ayrı kitaplaştıracağız. Hikayeni yazla gel bölümünde yazılan hikayeleri ayrı kitaplaştıracağız. Ayrı adaletsizliğin öyküsü tabii, gibi yazılacak. Fikrini söyle bölümümüz var. Beyin fırtınası, 30'arlı 40'arlı gruplar o konuları tartışacaklar uzmanlar önderliğinde. O beyin fırtınası sonuçları kitaplaşacak. Ondan sonra atölyeler var, çalıştaylar. Çalıştayların sonuçları, raporları kitaplaşacak. Yani çok sayıda ürün çıkacak ortaya. Bunu bir tek bir manifesto altında evet, böyle yani. Bir sayfa herkesin bir üçlü, beşli, onlu, on maddeli bir manifestoya dönüşüp dönüşmemesi akışın içerisinde ortaya çıkacak bir şey. Anladım. Tabii bu 3 dakikamız kaldı. Son bir 17 Ağustos olması nedeniyle onu da sormak istiyorum. Türkiye'nin bir deprem gerçeği var. Daha da ötesi İstanbul'un bir deprem realitesi var ki uzmanlara göre yani bugün de olabilir ama 30 yıl içerisinde bir depremden söz ediliyor. Şimdi bugün mesela Bir Gün gazetesinde de çok güzel bir haber vardı. İstanbul'daki 493 toplama merkezinden 416'sı AVM ve rezidans oldu. Evet. Evet. Ege sallanıyor zaten. Neredeyse 2 aydır. Yani aslında deprem ben buradayım hala diyor. Şey yerindeyse ilahi bir uyaran var aslında hala. Ama buna rağmen iktidarın yaklaşımı yani 17 Ağustos depremini yaşamış bir ülkenin 17.500 insan yitirmiş ülkeyi düşündüğümüzde İstanbul'u ve genel olarak bu anlamda iktidarın politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi deprem bir doğal afettir ama depreme önlem almadan insanları helak etmek siyasi afettir. Evet. Yani Türkiye şimdi öyle bir noktaya geldi ki... 17 Ağustos depremi çok büyük bir felaketti. Önce bugün onun da 99 yıl dönümü. Bütün ölenlere tekrar Allah'tan rahmet. Tekrar milletimize başsağlığı diliyorum. O acıyı hatırlayarak
aynı hataları yapmamak lazım. Dönemin hükümeti çok doğru şeyler yapmıştı. O deprem, hükümet kuruldu, deprem oldu, biraz da hazırlıksız yakalandılar. Sanıyorum 57. Tabii. hükümetti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 99-17 Ağustos depreminden sonra bir ciddi önlem alındı. Mesela depremle ilgili fon, ayrı bir fon yaratıldı. Şimdi o fondaki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. O dönemde muhtemel sonraki depremlere hazırlıklı olma adına alınan ne kadar yapısal önlem varsa AK Parti iktidarı hepsini bozdu, attı bir tarafa. Ne uğruna? Rant uğruna. Rant uğruna. Ne yazık ki gene rant uğruna. Bakın şimdi orada fon ayırdılar bu deprem için. Evet. Deprem fonlarını bütçe açığını kapatmak ve diğer devlet gibi bütçe giderlerini karşılamak için kullandılar. Ya bunun için ayrılmış bu. Felaketin ne zaman geleceğini bilemezsin. Bildiği zaman da bulamazsın. Geldiği zaman da bulamazsın parayı. E bu fon bunun için ayrılmış. Başka yere harcadılar. O gitti. Biraz önce söylediğiniz 400 küsur toplanma alanı vardı İstanbul gibi bir yerde depreme karşı. Bunları imara açtılar. AVM'ler yaptılar buralara. Sanki AVM'lere sığınacak. Bu da rant. Bu da rant. Yani nereye sığınacak insanlar? AVM'leri açtılar. Şimdi işte diyorlar ki ya deprem olursa bunun üzerinden felaket tellallığı yapmayın. Ya bırakın felaket tellallığını. İktidar olarak sen görevi yap. Evet. Görevini yap. Yapılması gereken şeyi yapmadılar. Şimdi Türkiye işte Bodrum sallanıyor. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. İnşallah. Ama Türkiye'nin makul, sağlıklı düşünen, ileriyi gören, yapısal önlemleri bozmayan, gözleri rantla kör olmamış iktidara ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Süremizin de sonuna geldik. Ne diyelim? Umarız Adalet Kurultayı'ndan gerçekten adaleti anlayacak bir iktidar mesajını alır diyelim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.